Okuldan sonra hemen eve gel, tamam mı? Oyalanma öyle. Tamam anne ya. Bak yaraların daha yeni iyileşiyor. Birileri sokakta kafanı patlatmasın. Boş yapma. İşte yeni evim burası Sudeciğim. Hadi bakalım hoş geldin. Çok seveceksin burayı. Burayı sevip sevmeyeceğimi siz mi karar vereceksiniz? Aa, öyle demek istemedi. Çok seversin demek istedi. Tercümana ihtiyacım yok Ferah Hanım. Ayrıca küçük hanım, sen de büyüklerinle daha saygılı konuşmayı öğrenmelisin. Ben ne terbiyesizlik yaptım ki? İçeri girelim mi? Hem daha bir sürü işimiz var, seni yerleştireceğiz.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba, ben Zümrüt. Ben de Sude. Memnun oldum Sude. Ben de. Biz gidelim Zümrüt Hanım. Hı-hı. Eğer bir sorun olursa hemen arayın, olur mu? Tabii ki. Sorun olacak bir şey yok. Sude burada çok rahat edecek. Ayrıca sorun çıkartırsa kendi kaybeder. Ben seni yurt ablanım. Hadi gel seni yerleştirelim. Ben burada çok uzun kalmayacağım. Benim bir ailem var. Küçük bir sorun oldu. Avukatlarım halledecek. Sonra da hemen gideceğim. Anlıyorum tabii. Hadi gel ben sana yatağını göstereyim. Eşyalarımızı bırakalım. Sonra da ev arkadaşlarına tanışırsın ha. Hadi gel canım. Sude'cim, nasıl olmuş, beğendin mi? Yani pilav biraz tuzsuz. Köfteyi de çok pişirmişsin. Komik bir şey mi söyledin? Eline sağlık, ben çok beğendim Zümrüt abla. Afiyet olsun kuzum benim. Sude, şöyle yapalım mı? Yarın yemekleri birlikte hazırlayalım. Belki birkaç bir şey öğretirsin bana. Bence bırak da bütün yemekleri Sude yapsın Zümrüt abla. Yani... Olur, makarnayı da çok güzel pişiririm. Patates kızartabilir misin? Mantı şöyle üstüne yok. Canım çekti vallahi. Bence mantı yap Sude. Bir tek makarnayı biliyorum. Sonuçta ben de aşçı değilim ya. Olsun, ben sana yardım ederim makarna yapmanda. Ama salçasız olsun. Ben salçalı yiyemiyorum. Salçasız makarna mı olur? Ben yiyemem o zaman. O zaman ben şimdi en iyisi hiçbir şey yapmayayım. Bardağınızı uzatır mısınız? Aa, vaktin gelmiş. Ay, gel kızım. Çok özledim seni. Niye gelmiyorsun artık bizim eve? Bana mı soruyorlar? Gelemiyorum işte. Baksan kaç kişi peşimde benim. Sen okulun başı? Evet. Neyse, artık seni okulda görürüm. Nasılsın? İyi misin bir tane? Ya anneciğim, üzme sen kendini. Hem onlar çok tatlı insanlar. Sen merak etme beni. Ya kızım benim, bak sana en sevdiğin şeyleri yaptım. Bunları güzel güzel yersin, tamam mı canım benim? Çok teşekkür ederim Ayşe teyze, çok düşüncelisin. Hadi kızım, siz okulunuza, hadi. Gel Cansu. İyi dersler. Görüşürüz. Biz çocuğu aç bırakmıyoruz hanımefendi. Bunlara hiç gerek yok. Aa, ne var? Çocuğuma iki lokma bir şey yediremeyecek miyim? Ben alayım onları isterseniz. Okuldan sonra kahvaltı saatinde yediririm. Ellerinize sağlık, teşekkür ederiz. Ben Sude'nin yurt ablasıyım bu arada. Adım Zümrüt. Ben de Zeynep. Sude'nin annesiyim. Ayşe Hanım, o da annesi sayılır. Sude nasıl? Çok iyi, hiç merak etmeyin. Hep sizden bahsediyor, çok da özlüyor tabii. Ama çok iyi bir çocuk yetiştirmişsiniz. Hiç aşırı bir tepki vermiyor. Durumu olgunlukla kabul ediyor. Ah, benim asil prensesim o. Hüznünü bile asilce içinde yaşar. Siz hayırdır böyle sabah sabah erkenden okula koşmuşsunuz? Neden? Bakın, beni tatsız önlemler almak zorunda bırakmayın. Rahat bırakın bu çocuğu artık. Yeter ya. Ne, çocuğumu göremeyecek miyim? Bu benim en doğal hakkım. Kamil Hanım, arabada bekleyin lütfen. Çok gereksiz bu konuşmalar. Siz onu aldırış etmeyin. Ben her an Sude'nin yanındayım. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. Ne kadar tatlı bir kız değil mi? Çok. Ayşe Hanım, bu çocuk aylardır neler yaşadı? Nasıl bu kadar olgunlukla karşılayabiliyor her şeyi? Gerçekten mücevher gibi bir çocuk yetiştirmişsiniz.
Yani ben bu yaşımda bu kadar olgunlukla karşılayamıyorum. Çok şükür. Ama biliyor musunuz, öyle kötü zamanlar geçirdi ki o çocuk. Hayat eğitti onu. Sudeciğim, ne oldu? Ben böyle yatağımda bir şey batıyor. Bir de garip bir ses çıkartıyor. Bakalım bir yatağına ne varmış. Yastığını da kaldım. Ben bir şey göremedim ama. Hakikaten de yok. Prenses ya, bezelye vardır yatağında masaldaki gibi. Sudeciğim. Gelip benimle bu gece uyumak ister misin? Yarın sabah da gelir yatağına iyice bir bakarız. Olur. Hadi terliklerini giy. Gel bakalım. İyi geceler kızlar. İyi geceler Zümrüt abla. Çok güzel olmuş saçın. Akıldan dönünce Zümrüt abla vardı. Beğendin mi? Sence bana da yapar mı? Çok beğendim. Yapar. O biz ne istersek yapar zaten. Yarın birlikte sararız. Ne yapıyor? Kutuyu mu diyorsun? Para biriktiriyor. Niçin? Bir ayakkabı beğendi. Geçenlerde internetten fotoğrafını göndermişti. Onun için galiba. Hadi bakalım kızlar yataklarınıza. Tatlı uykular. Günaydın. Kızlar hadi kalkın bakalım. Günaydın Sude. Günaydın. Günaydın. Kim krep yapmada yardım edecek bana? Ben yardım ederim. Hadi gel. Hadi Sude sen de gel. Tamam yatağımı yapayım geliyorum. Gel bakalım prenses. Güzel kız. Mutfakta seni bekliyoruz krep yapmak için. Tamam, geliyorum. Geçer. Çalışıyorum. O zaman alabilirsin o beğendiğin ayakkabıyı. Yeter bu para. Tamam da kimin bu paralar? Ben koymadım. Ya kim koymuşsa koymuş. Hem senin kutundaysa senin parandır. Yok ben bunu en iyisi Zümrüt ablaya vereyim. Bu benim değil çünkü. Gizemli bir şeyler oluyor.
uzun bir gün mercimek. Sizde durumlar nasıl? Yani fena değil. Bir tane abla var, çok tatlı. Sabah kahvaltısında hep beraber krep yaptık ama Ayşe teyzenin yemeklerini de özlüyorum. Zeynep abla parasız kaldı galiba. Sen oradan anladın. Yemine gelmiş ahırlar için, parasını ödeyemedi. Bende para var. Nereden buldun bu kadar parayı? Babam bana bırakmış. Alp amca, babamın arkadaşı, bana verdi. Karnını doyurursun dedi. Bak, bu parayı sana verdiğimi hiç kimseye söylemeyeceksin. O zaman ben sana her gün veririm. Tamam. Alo? Cansu mu? Evet, Cansu yanımda. Cansu, birisi seni arıyor. Alo? Kızım. Anne. Cansu, yavrum nasılsın? Sen niye buluşmadın benimle otelde? Ahmet amca gittiğini söyledi. Niye bıraktın beni o insanlarla beraber? Cansu, bak şimdi beni dinle kızım. Beni yakalamak isteyen insanlar var, tamam mı? Onlar benim peşimdeler. Onların orada olduğunu öğrendiğim için siz gelmeden gitmek zorunda kaldım kızım ben. Ama söz veriyorum, bak bu çok uzun sürmeyecek. Tutamayacağın sözleri verme. Cansu ben... Sen demiştin bana tutamayacağın sözleri verme diye. Cansu, seni almak için uğraşıyorum kızım. Elimden gelen her şeyi yapıyorum anneciğim. Bak polisler geldiği için gitmek zorunda kaldım. Anlıyor musun beni? Yoksa ben seni bırakır mıyım? Yalan söylüyorsun sen de onlar gibi. İkiniz de yalan söylüyorsunuz. Bıraktınız gittiniz beni. Cansu. Alo. Alo Cansu. Cansu. Sizinkiler de tam ekip gelmiş. Bunları böyle görünce üzülüyorum. Sudeciğim, nasıl geçti dersler? Efendim? İşte her zamanki gibi. Yok, hayır, hayır. Görüşürüz dedim sizinkilere. Bence kesin gelirler. Thank you.
Sude, nereden çıktın sen? Tanıştırayım. Koruyucu babam Sinan Demir. Memnun oldum efendim. Seni çok seviyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.